Herkese merhabalar. Sıkı takipçiler artık biliyordur ki Satranç Okulu kanalının bir de kardeşi var. Satranç Dersleri kanalı. Satranç Dersleri kanalında olabildiğince daha detaylı anlatımlar yapıyorum. Adı üzerinde dersler anlatıyorum. Bu kanalı da abone olursanız daha geniş içeriğe ulaşmış olursunuz. Hemen linkini ilk yoruma açıklamalar kısmına ekliyorum. Bugün ortak olarak iki kanalda da yayınlayacağım bir oyun var. Satranç dersleri kanalında Reti'nin kitabından ilerliyorum. Satrançta büyük ustalar, modern görüşler ve oyunumuz Marshall'la Lasker arasında oynanmış Dünya Şampiyonluğundan bir maç ve ilk oyun. Marshall E4 süreyerek başlıyor. E5, at F3, at C6, fil B5, at F6, Berlin savunması. Burada sıklıkla günümüzde beyazların tercihi rok atmak veya D3 ile E4 piyonu tutmak ama Marshall kendi tarzında D4 sürüyor. Bu maç, bu dünya şampiyonluğu maçı Marshall için bir felaketle sonuçlanmış. 12.5-2.5 gibi bitiyor herhalde ve işin kötüsü Marshall tek bir oyun bile kazanamamış. Daha sonradan kariyerini anlatan bir kitap yazıyor. Bu maçtan hiç bahsetmiyor. Daha doğrusu kısaca şöyle bahsediyor: ee, Rakibi yıpratıcı oyun. Hiç tarzım değildi. Yani kastettiği uzun manevalarla baskı kurarak üstünlüğü ufak ufak arttırma tarzı oyun benim tarzım değil diyor. Ben bodoslama dalarım diyor. Bakalım bodoslama dalmaya çalışınca Lasker'e karşı ne olacak? Berlin duvarı aynı zamanda Lasker duvarı mı? Evet D4'e E alır D4 yapıyor ve eski tarzda rok atıyor Murphy tarzına hızlı gelişim. E, Lasker file yediyle gelişince... Şimdi hareketli E piyonu, merkez piyonu E5. At E4, at olabildiğince ileri gitmenin merkezi kareye sebebini anlayacağız. Şimdi at alır D4, rok ve at F5. Marshall göze hoş gelen bir oyun oynuyor. Neden? At rakip kampa yaklaştı. G7 piyonuna basıyor. E7 filine yükleniyor. Hep bunu önermiyor muyduk? Atlar rakip hedeflere yakın olmalı. Filler ise uzun menzilli taşlar bulunduğu yerden bile tehlike yaratabilir. Hatta mat etmeye yardımcı olabilir ve Marshall'ın yaptığı da bu. Ama biliyorsunuz ki satranç bu kadar kolay bir oyun değil. Yani tamamen bir formüle dökebilsek, şöyle şöyle yaparsan iyi, şöyle şöyle yaparsan kötü diye açıklayabilsek basit bir şekilde bu kadar kitap yazılmaz, bu kadar anlatım olmazdı. Çünkü konuma göre bir hamle iyiken başka bir durumda kötü olabiliyor. Mesele şu. Bu at F5'te iyi mi diyemiş. mi? Şimdi siyah hamlesine bakalım. Siyahlar d sürüyor. O da merkeze uygun, merkeze uygun şartlarda piyon getirdi. Ve aynı zamanda filin yolunu açarak F5'teki atı istiyor. Bu atın bir geleceği var mı? Şimdi kitapta tabi kitaplar çok daha farklı. Buradaki anlatımdan çok daha fazlası kitaplarda var ve ciddi ilerleme kaydetmek istiyorsanız, sadece videolarla kalmamalısınız. Takımı önünüze açmalısınız. Bu sanal tahtada olabilir. Kitabı yanınıza koymalısınız ve oradaki anlatımları özümsemeye çalışmalısınız. Ben bu kitabı defalarca okudum, hatta çevirdim, sonradan tekrar çevirdim. Ama bazı anlatımları görünce o kadar çok takdir ediyorum ki, yine ve yine. Burada e, Reti e5 piyonlu değerlendiriyor. Bu E5 piyonu iyi mi kötü mü? Şimdi diyor ki öncelikle E5'teki piyon F6'daki atı kovaladığı için burada da olduğu gibi siyahın H7 piyonu zayıf hale gelebilir ve beyazlar mat saldırısı düzenleyebilir H7 piyonla. Bir savunma atı uzaklaştı. Ama öte yandan diyor ki bu piyon zayıf kalabilir. Beyazlar bu piyonu korumak için F4 sürdüğünde o zaman da bu filin yolu kapanmış olur. Ne kadar ince değil mi? Ve ayrıca siyahlar uygun zamanda F6 sürerek E5 piyonunu kendi lehine kullanabilir. Çünkü bu sürüşle siyahlar kalesi için F hattını açabilecektir. İşte tüm bunları değerlendirdiğimizde E5 sürüşü o kadar da cazip gözükmüyor. Şimdi oyuna devam edelim. Bu durumda tabii D5 yaptığında... Bakın at alır e5 tehdidi var ve fil alır f5 tehdidi var. Dolayısıyla Marshall fil alır c6 yapıyor, b alır c6, at alır e7, vezir alır e7. Evet at f5'e görke f5 e görkemli bir şekilde gelmişti ama e7 filini kırmak zorunda kaldı. Bir de burada şu gözle bakmak lazım. Bu atın değeri 3 puan, bu filin değeri 3 puan diye düşünürseniz çok basit bir şekilde yaklaşmış olursunuz. Bu at sadece 3 puan değil. Aynı zamanda yanında taşıdığı tempolar var. Bakın, at F3'e geldi, D4'e gitti, F5'e gitti. Bu at 3 puan artı 3 gelişim temposu, 3 zaman birimi değerinde. Peki fil sadece bir hamle yaptı. 3 puan artı 1 gelişim temposu değerinde ve Beyazlar at alır e diye yapınca zaten siyahlar da alıyor. Bakın beyaz alıyor. Gelişim hamlesi değil alış hamlesi. Siyah alıyor. Aynı zamanda vezirini geliştiriyor. Ve ortaya çıkan şu ki beyazlar tempolarını vermiş oldu. Devam edelim. Kaleye bir oynamış Marshall. Ve şimdi burada Lasker'in psikolojik yaklaşımından bahsedilir rakibinin hoşlanmayacağı tarzda hamleler yapmasından bahsedilir. Retin'in söylediği hamle burada F6 hamlesi biraz önce konuştuğumuz gibi E piyonunu kendi lehine kullanmak. Örneğin F6, E F6, Vezir F6'dan sonra oh ne güzel bir anda F hatından ciddi bir baskı var. Ama burada Lasker Vezir H4 yapıyor. Neden böyle bir hamle yapıp ortalığı karıştırıyor. Şimdi burada Reti'ye kulak verelim. Kelimesine dahi dokunmadan size okuyacağım. Şimdi bu durumda diyor ki Reti, konumsal gereklilik burada F6 oynamaktı. En basitiydi ve bir an önce yapılmalıydı. Ama günümüzde satranç öyle bir seviyeye geldi ki artık en iyi ve en basit hamlelerle oyun kazanmak kolay değildir. Öte yandan Andersen'in yapabileceği ve sıklıkla konumsal olarak yanlış bir kombinezon günümüzde çok daha az etkili olacaktır. Ne var ki Lasker karışıklık yaratma sanatının ve konumsal gereklilikleri bu karışıklıklarla harmanlamanın ustalarından birisidir. Alekin ve Nimzoviç'i de başarıdan başarıya götüren yine bu aynı yöntemdir. Şimdiki konumda Lasker Beyazların kale e1 oynayarak f2 piyonunu zayıflatmasından fikir çıkartıyor ve f6 sürerek f hattını açma düşüncesiyle f2 piyonuna karışık bir saldırı başlatıyor. Yani Vezraş 4 geliyor. f2 piyonun boşta kalmasından yararlanıyor. f6'yı sonraya bırakıyor. Ne ne diyor? Karışıklık yaratma sanatının ustalarından birisidir Lasker. Tabii işine gelecek karışıklar. Şimdi oyuna devam edelim. F3 yapınca doğal hamle piyonu koruyunca şimdi Lasker F6 ile beklendiği gibi F hattını açmak istiyor. Marshall'ın hamlesi de F3'te atı kovalamak. Ama burada şimdi Lasker'in bomba hamlesi geliyor. İşte karışıklık yaratma sanatı ve bunu konumsal gerekliliklerle harmanlayan harmanlaması Lasker'in F alır E5 yapıyor. F alır E4, Fidal kabul ediyor ve şimdi D4 sürüyor. Bakın F hattı, F2 karesi Filistek'te ne yapacak Lasker? Şimdi bakalım. Öncelikle fili kaçmayı düşünürsek, fil D2 oynarsak ne var? Ver Vezir dedik. Fil G4. Vezir C1 kaçtı. Kale F2 ünlem, aşağıya daldık. Beyazların başı dertte. Bakın tahtayı testereyle ikiye böldüğümüz zaman şah kanadı ve vezir kanadı diye şah kanadında siyahların veziri kalesi fili saldırıyor ve ayrıca bu kale de her an girmeye hazır. Peki beyazlar ne yapıyor? Bunlar nedir burada? Daha önceki açıklamalarıma bakın. Hani o at vardı ya 3 puan ve 3 tempo değerinde onu verdi. Feda etti o tempoyu. Daha doğrusu kaybetti. İşte bunun acısını yaşıyor. Her saldırı, her saldırı ve feda konumsal üstünlüğün sonucudur. Doğru fedalar tabii, doğru saldırılar. Şimdi burada beyazlar fil G5 denemeli. Tek savunması. Buna da kale alır G2 ünlem diyor şahı ortaya çıkartan hamle. Şah G2 fil H3. Şah H1 oynayınca vezir F2. Ve mata çare yok. Neden mi? Burada örneğin kale g1 yaptığında vezir f3 kale g2 vezir g2 yine mat olacak. Hem vezir g2 hem vezir f3 hem de fil g2 mat istiyor. Çaresizlik dolayısıyla bu kaybeder. Peki başka hamle var mı burada? Ee, burada g3 şimdi oyundaki hamle. Bir ara hamle yapıyor. Vezir F6. Yine fili kaçabilir mi? Fil alır D4 oyundaki hamle. Niye Marshall fili verdi? Fil D2 dönse olmaz mıydı? Olmazdı. Vezir F2. Şah H1. Fil H3. Kale G1. Deniz bitti mi? Vezir F3'ten şah yok. Çünkü vezir alır basitçe. Vezir tutuyor orayı. Peki ne yapacak? Belki Marshall G3 yaparken Saldırının bittiğini savunabileceğini düşünmüştü ama burada Lasker'in fazladan hesapladığı bir hamle var. Sonuçta satrançta iyi hesap yapmak çok ama çok önemli konumsal anlayışın yanı sıra. H5 ünlem. Tehdit. Fil G4, fil F3 kazanmak. Ama o da ne? Boşta alırsa ne var? O zaman da vezir alır gibi bir şah gibi bir kalefe bir mat var. Dolayısıyla H5 hamlesi. Bu sessiz hamle bakın hemen Pataküte ne şah çekiş hamlesi HP sürüşü ne alış ne de tehdit. Bu tür hamleleri o fırtına içerisinde sürekli böyle taktik hamle aradığınız dönemde böyle sakin bir hamle ama sonuçta kazancı tehdit eden bir hamleyi bulabilmek çok zor. Evet ama Marshall bunu bu durumda fark ediyor. Artık fili kaçamayacağını anlıyor ve fili veriyor. filde de dört. E4'ten sonra kale F1'de taşları değişiyor. Vezir alır F1, kale F1, e, vezir F1, kale F1, şah F1. Sonrasında bir anda oyunun çehresi değişti. Mat saldırısından kale file kale at oyun sonuna geldik. Materyal eşit ama dağılımı çok dengesiz. Siyahların duble piyonu var, beyazların izole piyonu var ve aradaki farklılık ata karşı Filin olması, beyazlar yırtmış gibi yani o gelişimsizliği atlatma oyun sonuna girdi. Şimdi bu konum satranç tarihinin en öğretici oyun sonlarından birisi. En ilginç ataktan, Lasker'in çapraşık bir konum yaratmasından çok özel bir oyun sonuna geldik. Aleki'nin en iyi e, satranç oyunlarım iki ciltlik kitabı çevirde yakında basılacak. Ee, merakla beklediğinizi biliyorum. Orda, orada Alekin özellikle Laskerin ve Capablanca'nın oyun sonundaki ustalığından bahseder. Günümüzde de üst düzey bir oyuncu olabilmek için oyun ortasında yapacağınız taktik numaralar, taktik beceriler yeterli olmaz. İyi oyun sonu oyuncusu olmadan üst düzey oyuncu olamazsınız. Şimdi burada siyahların hamlesi çok önemli. Kaba taslak baktığınızda hatta böyle kendinizi e, yıldırım oyunu oynamaya çok alıştırdıysanız hemen aklınıza gelecek hamle şah çek gitsin. Sonra da kaleyi gel tempoyla ister F8'e ister E8'e bunlar otomatik hamleler. Veya belki fili A, fil A6'dan şah çekmek sonra kaleyi böyle gelmek ama tabii ilk akla gelen fil A3'tür. Ama Lasker bunların hiçbirini yapmıyor. Konumun gerektirdiği şekilde kale B8 oy. Bir tehdit hamlesi diyebilirsiniz ki bundaki zorluk ne? Mesele şu Kareb 8 b 3ten sonra henüz siyahlar filini nereden oyuna sokacağına karar vermedi. Bu aslında şuna benziyor. Lasker'in bir tavsiyesi vardır açılışla ilgili. Açılışta bir atınızı geliştirmeden filinizi çıkmayın diye. Bundaki mantık ne? Atların zaten çıkacağı kareler doğal kareler vardır. At F3, at C3, at F6, at C6. Genelde bu şekildedir. Merkeze doğru çıkarsınız. Ancak ondan sonra rakibin gelişimine veya konumun gerekliliğine göre fili uygun bir yerden çıkmayı düşünürsünüz. Burada da benzeri söz konusu. Lasker filiyle ilgili bir karar vermiyor. Önce kalesini aktif hale getiriyor. Ve bakın kaleler açık atlı sever. Bu yatay da olabilir. Dikey de olabilir. Bir anda kale ne kadar etkili hale geldi. Gelin bu kaleyle bu kaleyi karşılaştıralım. Arada dağlar kadar fark var. Ve isterseniz C8'deki fil ile B1'deki atı karşılaştıralım. Siyahın fili bir anda rakip kampa gidebilecek durumdayken... ...beyaz atın rakip kampa gelmesi 3-4 hamle sürer. Evet kale B8, b 3ten sonra... ...kale B5 gelince... ...şimdi burada... Beyazlar C4 oynamış. Peki başka hamle yok muydu? Örneğin at D2 oynasaydı olmaz mıydı? Olurdu. Ama buna siyahlar kale H5 gelecek. Lasker piyonu isteyecek. Beyazlar şah G2 ile tutunca kale C5 gelip yine korunmayan C2 piyonunu isteyecek. Ve şimdi beyazlar kale C1 yaparsa bir hatırlatma yapayım. C4 yapınca D alır C3 özel geçerken alma kuralıdır. Bunu unutmayalım. Piyon 12 sürüldüğü için. Beyazlar kaleciye bir gelince. Şimdi fil A6 var. Ve bakın fili bu çaprazdan çıktı. Ve şimdi tehdit fil D3 ile açmazdaki piyon sayesinde arkada kale boşta fil D3 ile kazanmayı tehdit ediyor. Neden Nasker'in filin gelişimini ertelediği de somut olarak bu varyantta ortaya çıkıyor. Sadece sezgisel bir şey olmadı anlaşılıyor. Evet bu durumda bu durumda beyazlar şah g2 oynarsa kötü. Şimdi c4 oynamış. Tabi d alır c3 geçerken alırsak beyazlar at c3 tempoyla atını geliştirmek istiyor. Ama şöyle bir şey gerçekleşti artık siyahların bir geçer piyonu var. Devam edelim oyna. Kale h5 gelmiş piyonu istemiş. Şah g1 oynamış. Peki başka hamle var mı? Örneğin A4 yapsa o zaman G5 ünlem hamlesi var. Piyonu alacak göre göre. H alır G5 yapınca kale H1 şah G2'ye gidince kale C1 ve beyazın vezir kanadı atı ve kalesi felç oldu. Basit bir kazançtır. D piyonuyla vezire çıkacak. Evet bu da yapılamaz. Dolayısıyla şah G1 oynamış ve şimdi C5 artık buna biz bağlı bir geçer diyoruz. Diğer bir piyon tarafından desteklenen Geçer piyon. At D2. Şah F7. Şahı da unutmayalım. oyun sonundaki şey daha önemli hale geliyordu. Şağı kullanmak ve geçer piyon. Kalefe 1. Şah e ydi. Eğer siyahlar şahı çıkmasaydı, G8'de tutsaydı o zaman şahın yolu kesilmiş olacaktı. Bu da önemli bir incelik. A3. Beyazlar hamle bulmakta zorluk çekiyor. Belki vezir kanından girişimde bulunmak istiyor. Ama Lasker yine burada çok kuvvetli oynuyor. Kale H6 ünlem. Fikir. Kale A6. Şimdi de 6. yatayı çok etkili biçimde kullanıyor. H4. Kale A6. Ver piyonu. Ve şimdi kale A1 ile savunmuş. Fil G4. Ancak kaçıncı hamlede fil çıktı artık oyuna girdi. Şah F2. Şah E6. Neden fili çıktı anlaşılıyor. Şahla gelip filin yolunu tıkamak istemiyordum. A4 yapmış beyazlar. Beyazların kalesi savunmaya bağlıydı. Rahatlamak istiyor bu sürüşle. Şah E5 ama artık çok geç neredeyse. Siyah şah çok etkili durumda. Beyazların piyonları o kadar zayıf ki potansiyel ne kadar çok hedef var. Bu piyon bir taşla korunmalı. E4 piyonu bir taşla korunmalı. Piyon piyonu koruyamaz. G3 piyonu saldırıldığında yine bir taşla korunmalı. Çok zayıflık var. Devam ettiriyorum. Şimdi şah g2 oynamış. Kale f6 gelmiş. F kullanmak istiyor. Kale e1, d3 ve geçer piyon uygun şartlarda ilerletiliyor. Çünkü siyahlar o piyonu destekleyebilecek durumda ile. Kale f1 gelmiş. Beyazlar hamle bulamıyor. Plan çok basitti. Gelecek, gelecek ve kazanacak. Kale f1'e şah d4 gelmiş. Kale alır f6, gf6. Şah F2, şah yetişmeye çalışıyor. Peki burada siyahlar nasıl kazanacak? Eğer şah C3 oynarsak şah E3 de burayı tıkayacak. Lasker çok derin bir hamle yapıyor. C6. Allah Allah. Bu piyon bir yere mi gidiyor? Ön tıkalı. A5 yapmış beyazlar. A6. Anlaşılıyor ki beyazlar Zugzwang'da. Zugzwang Hamle yapma zorunluluğundan dolayı konumun kötüleşmesidir veya kayba gitmesidir veya berabere olmasıdır. Bir konumda kazancı oynuyorsunuzdur ama hamle yaptığınız için kazanamıyorsanız veya kaybediyorsanız buna zugzwang denir. Bu durumda beyazlar olabilseydi pas geçmek isterdi. Hamle yapmayayım demek isterdi ama yapmak zorunda. Eğer şahla oynarsa o zaman şah girecek. Atla oynadığında da e4 piyonu boşta kalacak. Piyon sürüşleri bitti. Atla veya şahla oynamak zorunda. Bakalım ne yapmış. At b1 oynamış. Şahla oynamakta hiç parlak değildi. Şah e1 oynadığında şah e3 geldiğimde yine hamle yapmak zorunda. E şimdi şah atın savunmasına bağlı. Şah kıpırdadığında at boşta filde tutuyor. Devir işte karesine. E o zaman atla oynayınca yine E4 piyonu boşta kalacaktı. Marşal baştan vermiş piyonu at B1'e. Şah alır E4. Şah E1. File 2 at D2. Şah E3. Hem piyon fazla siyahlar hem de hala konumsal olarak üstün. At b e F5. At D2'ye H5. At b e Şah F3. At C3. Süpürmüş Şah alır G3. At A4. F4. At C5. F3. At E4. Şah F4. Çoktan terk edebilirdi. At D6. C5. B4 yapmış bir şans diyor. CB4, C5, B3, at C4, şah G3, at E3, B2 ve terk açık bir şekilde bizre çıkış engellenemez. Evet Lasker'den çok ama çok öğretici bir oyun. Retininde anlatımı harika. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Gerek satranç okulu kanalına gerek satranç dersleri kanalına abone olursanız... Bu tür içerikleri kaçırmamış olursunuz. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.